Merhaba arkadaşlar, benim bir teorim var. Bin çiçek teorisi. Bin çiçek teorisi. Bunu yeni ortaya koydum. Sizinle de hemen paylaşıyorum taze taze. Bin tane çiçek olmalı hayatımızda. Yani bizim bin çiçekten bal almamız lazım. İlham kaynaklarımız bin tane farklı ilham kaynağı olmalı. Yani bu şu demek. Hayatımızda ilham alabileceğimiz bir sürü insan var. Çok böyle kaliteli, zeki, girişimci, yaratıcı bir sürü insan yaşıyor şu anda yeryüzünde. Bin tane insandan siz ilham alabilirsiniz. Hepsinden bin ayrı şey öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Aynı şekilde bin tane kitap okuyabilirsiniz. Hepsinden bambaşka ufkunuzu açacak bin tane şey öğrenebilirsiniz. Aynı şekilde bin tane web sitesi keşfedebilirsiniz. Her birinden böyle hayatınızı değiştirecek, dönüştürecek şeyler öğrenebilirsiniz. Bin tane YouTube videosu izleyebilirsiniz. Bunların pek çoğu hayatınızda hiç böyle bambaşka kapılar açacak size. Bin tane eser bırakabilirsiniz. Ufak ufak başlarsınız. Bin tane Medium'da, benim hedefim o. Bir an önce bin yazım olsun istiyorum Medium'da. Bin tane yazım olsun. Koyayım oraya. Rahatlayacağım o zaman. Şu anda işte 540'larda falanım yani. Bir an önce bin tane olsun diye uğraşıyorum. Aynı şekilde bin tane YouTube'da videom olsun diye uğraşıyorum bir an önce. Bine doğru koşuyorum yani. Birkaç sene içinde olacak. Arkadaşlar böyle bir bin sayısının, böyle bir bence büyülü bir sayı, bin tane her şeyden böyle hedefiniz bin olmalı, bin. Yani bir şeye başladın, vazgeçmeyeceksin olmadı diye. Bin kere denedin mi kardeşim? Bin kere denersen mesela YouTube'da bin tane videoyu at kenara. Bak kimseler seni durdurabiliyor mu? Durduramaz yani. Aynı şekilde Medium'da mesela bin tane yazıyı at kenara oraya. Bin yazılık bir kütüphane oluşturuyorsun. Düşünsene, muhteşem bir şey yani. Kimse durduramaz artık o zaman seni. Yani bu her şeyde böyle. Bin kere denediğin zaman bir şeyi asla o zaman yarı yolda da kalmazsın yani. Bazen bu binler birkaç bin bile olabiliyor. Dyson'ı hatırlayalım. James Dyson şu anda dünyanın en zenginlerinden biri. Dyson ilk süpürgeyi 5000 küsür kere deniyor arkadaşlar. 5000 kere başarısız oluyor. 5121. de mi ne başarılı oluyor yani. 5100 kere ben diyor başarısız oldum ve devam ettim yolculuğum. Bu işler böyle arkadaşlar. Hani böyle başladım hemen olsun istiyoruz biz. Hemen başarılı olayım. Yarına başarılı olayım. Yok, bu dünya öyle bir dünya değil. Yok öyle bir şey arkadaşlar. Böyle bir gecede viral oldu. Onlar bir gecede viral olana kadar 1000 kere deniyorlar. 1001. de viral oluyorlar. Bak bu çok önemli. 1000 kere deneyeceksin, 1001. de viral olacaksın arkadaşım. Yani senelerce gözyaşı çekecek, akıtacaksın ya da ne bileyim emek vereceksin, uğraşacaksın, sonuç alamayacaksın. Defalarca başarısız olacaksın. Bazen 1000 kere başarısız olacaksın. 1001. de başarılı olacaksın ve inanılmaz şekilde başarılı olacaksın. Bak bu işler böyledir. Yani sen 1000 tane deney yapmalısın bir an önce arkadaşım. 1000 yerden, 1000 kaynaktan beslenmelisin. Tek bir kaynaktan besleniyorsanız büyük hata içindesiniz arkadaşlar. 1000 tane ayrı kaynaktan beslenin. Ayrı disiplinlere merak edin. İşte müzikten de, felsefeden de, sanattan da, mühendislikten de, fizikten de, benim her alandan alabileceğim pek çok şey var yani. Evreninizi genişletin. 1000 tane birden kitap okuyun. 1000 tane birden eser bırakın arkadaşlar. Bu 1000 tane birden çiçek yetiştirin. 1000 tane, 1001 çiçeğiniz olsun bu şekilde. Hayata da böyle yaklaşın arkadaşlar. O zaman hayatınız 1000 katı daha renkli hale gelecek. Hayatınız 1000 katı daha girişimci olacak, yaratıcı olacak. Böyle ampuller sürekli yanmaya başlayacak kafanızda. Bak bu çok önemli. İcat kafası, mucit kafasıyla böyle her gün 1001 tane fikir oluşacak kafanızda böyle. Ve içinizde de sizin 1000 tane fikir açığa çıkmayı bekliyor arkadaşlar. 1000 tane fikir var içinizde. Alın defterinize her gün 30 tane 40 tane yazın yani. Ve bunları biriktirin. Bunları birbirleriyle buluşturun. Fikirleri birbirleriyle buluşturdukça daha büyük fikirler ortaya çıkacak. Belki bunlar prototipe, ürüne dönüşecek. Bunları defalarca deneye yanıla 1000 tane deneyle hayata taşırsanız siz, yani uygulamaya dökerseniz, o zaman bambaşka bir yerlerde olacaksınız arkadaşlar. Unutmayın ki her şey uygulama. Yani bu 1000 fikri ben ürettim, defterimde duruyor. Ha, yetmez kardeşim, dünyayla paylaştın mı bu fikirleri? Yani sadece üretmek yetmiyor. Mutlaka dünyayla fikirlerimizi paylaşmamız gerekiyor arkadaşlar ve
Unutmayın, 1000 sayısı ya da 1001 sayısı hedefinizde, kafanızda, gönlünüzde bu olmalı yani. 1001 tane ben icat çıkaracağım. 1001 tane kitap okuyacağım. 1001 tane video üreteceğim. 1001 tane yazı yazacağım. 1001 tane icat çıkaracağım, eser bırakacağım. 1001 farklı kişiden ilham alacağım. 1001 farklı web sitesinden ilham alacağım. Sürekli kendimi coşturacağım. 1001 farklı ders alacağım dünyanın en iyilerinden gibi. Bu şekilde artık olayı görmemiz gerekiyor. Çünkü dünya acayip hızlandı. Bambaşka bir yere doğru gidiyor. 1001 tane inovasyon çıkıyor her gün. Bu çağda, bu çağa ayak uydurmanın yolu bence bu şekilde çok geniş düşünmek. Böyle Rönesans insanı, polimet olabilirseniz, polimet gibi düşünebilirseniz, o zaman hayatınız tamamen değişecek arkadaşlar. Manyak olacaksınız yani. Gerçekten manyak olmak gerekiyor bu devirde. O da işte 1001'den geçiyor. Bu işin tılsımı 1001 arkadaşlar. 1001 kere deneme. 1001 kere okuma. 1001 kere üretme. 1001 tane sosyal medyada post üretme. 1001 tane yazı yazma. 1001 tane YouTube videosu çekme. 1001 kere uğraşma. 1001 kere başarısız olma. Bunu yaptıysanız gelin o zaman olmadı deyin, şikayet etmeye hakkınız var. Bak 1001 kere denemediyseniz şikayet etmeye hakkınız yok arkadaşım. Yok. 1001 kere denemen lazım, ondan sonra şikayet edebilirsin. Bak bu çok önemli. 1001 kere deneyip yanılıp başarısız olduysan tamam, o zaman konuşmaya, şikayet etmeye hakkın var. Ama 1001 kere denemediysen daha çok yolun çok uzun arkadaşım. Bu işler böyle ne yazık ki yani. Ne yazık ki böyle, ama bunu bir algıladığınız anda ve hayatınıza uygulamaya başladığınız anda kendi maratonunuza, kendi yolculuğunuza çıkmış oluyorsunuz. Bu yolculuk unutmayın ki 3, 5, 7, 8, 9 sene falan sürecek en az yani. Bu maraton koşuyorsunuz. Her şeyi uzun vadeli düşünün bu şekilde arkadaşlar. 1001 felsefesini hayatınızda mutlaka uygulayın. Hoşça kalın.